Selam, ben Uras. Bugün acayip bir şey inceleyeceğim. Kapak fotoğrafında da görmüşsünüzdür zaten. Hatta videonun başlığında da var. Küp karpuz. Bakın, görüyor musunuz? Köşeleri var ya. Köşeleri olan karpuz mu olur? Minecraft karpuzuna benziyor. Minecraft'ta karpuz yapsalar böyle bir şey yaparlardı. İşte sağ solu böyle. Aynı yuvarlak karpuzun arkadaşlar, küp şeklinde olanı. Bunu çok garip bir şekilde Japonlar yapıyor. Nasıl yapıldığını size anlatayım biraz. Karpuz büyümeye başladığı an Japonlar bunları böyle küp şeklinde bir mekanizmanın içine koyuyorlar. Karpuz büyüdükçe o küpü de büyütüyorlar. Ama karpuz o şekli alması için biraz içeride sıkışması gerekiyor. Zamanla büyüyor, 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 büyüyor ve bu hale alıyor. 2013 yılında Show TV'de çalışırken o zamanlar bunun haberini yapmıştım. Ama böyle yurt dışından gelen görüntülerle yapmıştım. Fakat buldum! Küp karpuzu buldum. Gerçekten çok merak ediyorum. Normal karpuzdan ne kadar farklı acaba? Fiyatını size söyleyeyim mi? Fiyatını size söyleyeyim ben. Normalde karpuzun fiyatı ne kadar arkadaşlar? Kilosu 1 lirayla 50 kuruş arasında değişiyor değil mi? Bakın bu 2-3 kilo var yok ama 95 lira. Bildiğiniz neredeyse 100 liralık karpuz. Yani kilosu 30 liraya, belki de daha fazlaya geliyor. Yani aslında bu bir nevi 1 liralık karpuzla 30 liralık karpuz kıyaslama videosu da olabilir. Tabii ben böyle bir şey almazdım normal şartlarda ama size bunu göstermek istediğim için aldım. Şimdi bakalım keselim nasıl bir şeymiş, çok merak ediyorum. Şimdi asıl büyük sorun, bu karpuz nasıl kesilir? Yuvarlak olsa şöyle yan kesersiniz, şuralarını şöyle alırsınız. Tamam mı? Şuralarını ortadan kesersin, böyle hop, ondan sonra dörde böl. Fakat bu öyle değil ya. Yine de bunu ben böyle keseceğim. Yani bu usulüne uygun. Şu sapının koptuğu kısım yana gelecek. Allah! Allah, bakalım. Tamam, kütür kütür sesler çıkıyor. Allah, bir şey düştü. Ne düştü lan? Neyse. Karpuz düşmesin de. Arkadaşlar çok merak ediyorum ya gerçekten. İçinden nasıl bir şey çıkacak? Aha! Ortası sarı. Böyle bir cins demek ki. Bildiğiniz sarı ortası ya. Allah Allah. Lan 90 lira verdim ben buna. 95 lira verdim. E ne yapacağız şimdi? Nasıl keseceğiz? Bunu da böyle keselim. Bu da tamam. Lan gittikçe garipleşiyor. Böyle karpuz mu olur? Şuna baksanıza. Dur şunu biraz açayım da daha rahat görün. Heh. Şuna baksanıza, böyle karpuz mu olur? Her tarafından köşe. Hop, buradan normalde şöyle gitmesi lazım. Çekirdeklerin de mi kare mübarek? Yok, çekirdekler normal. Az çekirdek var fakat gördüğünüz gibi. Ama şu sarılıkları anlamadım. Gerçekten olmamış anlamına mı geliyor yoksa cinsi mi böyle ya? Bildiğiniz sarı ya burası. Bunu böyle böyle yiyeyim mi ya? Böyle yiyeyim. Hani ağzımla böyle. Başka neremle yiyeceksem. Evet, yalnız bunu tatmadan önce arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu garip şekilli tek meyve değil bunu aldığım yerde. Bakın başka ne var. İşte bu da onlardan biri, şekillendirilmiş meyve. Bakın kalp şeklinde kavun. Acayip bir şey. Hop hop. Bu da 95 lira. Güzel kokuyor. Ama bunu almayacağım. Çaktırmayın, bunu almayacağım. Karpuzu alacağım, ona param yetti. Vallahi ne yapayım. Ama baksanıza kalp şeklinde. Dın 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 dın. Aslında Rana'yı alsam fena olmazdı ya. Kavun da bir garipti ama onun tadı da herhalde normal kavundan farklı değildir. Bunun en güzel tarafını söyleyeyim mi size? Buzdolabına koyarken çok rahat konuluyor. Böyle hop. Sanki böyle hani hiç devrilmeyecekmiş gibi duruyor. Gerçekten de devrilmez küp. Normalde karpuzu koyarsınız böyle. O böyle bir sağa gider, bir sola gider. Bunda o yok. Dümdüz duruyor buzdolabında. Şimdi tadıyorum. Karpuz güzel. Karpuz güzel, ne yalan söyleyeyim. Fakat ben yarım liraya, yani 50 kuruşa kilosu olan, 30-35 lira değil de kilosu 50 kuruş olan çok daha güzel karpuzlar yedim bundan. Muhtemelen gidin manavdan karpuz alın. En az bunun kadar güzel olacaktır. Çünkü bizim ülkemizin karpuzları çok iyidir. Diyarbakır karpuzu, Adana karpuzu, bunlar dünya çapında iyi karpuzlardır. Ha, çirkin mi? Değil. Ama arkadaşlar bizim karpuzlarımız vallahi bundan daha güzel. Aşağıdaki Instagram hesabından bana bu tür ilginç yiyecekleri, merak ettiğiniz yiyecekleri gönderirseniz ben de onları dünyada bulmaya çalışırım ve onları size anlatmaya çalışırım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın lütfen kanalıma. Hoşçakalın.